Merhabalar hoş geldiniz. SDT Uzay ve Onkosem Onkoloji Sistemleri halk arzlarının dağıtım sonuçları açıklandı. Hem sizlerle dağıtım sonuçlarını paylaşacağım hem de daha öncesinde yaptığım analiz üzerinden böyle önemli bilgilerin kısa kısa üzerinden geçeceğiz. Yani bizim işimize yarayabilecek ne kadar yükseleceğini tahmin edebileceğimiz bilgilerin kısa kısa da üzerinden geçmiş olacağım. O yüzden videoyu sonuna kadar izlerseniz çok daha faydalı olacaktır. Tabi şunu hatırlatayım burada anlatacaklarım kesinlikle herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Ayrıca bu şekilde halka arz analizlerinden ve borsa içeriklerinden haberdar olabilmek için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Hemen gelelim ilk önce Onkosem'den başlayayım. Şimdi Onkosem Onkoloji halka arzının fiyatı 17,5 liraydı. Ee, ne kadar lot dağıtıldığını hemen paylaşıyorum. Hesap makinemi açayım tam olarak ben çarpmamıştım. 17,5 ile toplamda 73 lot dağıtıldı. 73'ü çarptığımızda 73 çarptığımızda 1277 liralık pay düşmüş oluyor. Ee, Tabi 74 veya 72 lot alanlarda olabilir. Herkes yorumları yazarsa kaç lot aldığını güzel olur. E, yani bildiğimiz gibi halk arz sonuçlarında bir lot oynuyor en fazla. E, 74 veya 72 lot alanlarda olabilir. E, yani güzel bir dağıtım oldu. Tabi tek kurumlar olması e, info yatırım olmayanlar için kötüydü. Fakat info yatırım olan, olanlar için çok güzel bir halk yani. Hem de çok küçük bir halk arzı. Neyse onkosan bu şekilde. SDT uzayınkini paylaşayım. E, sıfırla çarptığımızda e, SDT uzay ise 8 lot atıldı SDT uzay. Çarpıyoruz. 32 liraydı halk arzı fiyatı. Toplamda 256 oluyor galiba. 32 ile çarptığımızda aynen 256 liralık pay düşmüş oluyor. Tabi 7 lot veya 9 lotta alanlar olabilir. Dediğim gibi yorumlara yazarsanız çok güzel olur. Şimdi Onkosem Onkolojinin önemli bilgilerine bir bakalım. Bireysel eşit dağılımda İskonto oranı yüzde 19'lu dağıtılacak lot gayet iyiydi. Onun dışında halka arzı büyüklüğü 104 milyon 125 bin TL gayet süper. Yani halka arzı büyüklüğü yani ne kadar küçükse ben o kadar çok seviyorum bildiğiniz gibi. İşlem kodu ONCSM, Şirket ve sektör bilgileri burada zaten bunları çok okumuştum. Eğer daha detaylı bir şekilde bunları bunlar hakkında bilgi sahibi olmak istiyorsanız daha önceki paylaştığım videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi hızlı hızlı geçmek istiyorum. Ben. Satılan pay oranları 3.95 milyon TL. Sermaye artırım yöntemiyle 2 milyon TL ortak satışı. Sermaye artırım yöntemi bildiğimiz gibi şirketin kazasına giren kısım. Yani yüzde olarak sermaye artırımı ne kadar çoksa o kadar iyidir bence. Sermaye artırımı 3.95 ortak satışı 2 toplamda 5.95 yatırımcı grupları yüzde 40'ı bireysel yatırımcılara dağıtılmıştı eşit bir şekilde sadece info yatırımdan katılınabiliyordu. Halk geliriyle neler yapılacak? 136'sı ile üretim fabrikası yatırımı, %3'ü 23'ü ile işletme sermayesi ihtiyacı, %28 ile makine ekipman yatırımı ve %13 ile yüksek teknoloji cihazların yatırımlarının finansmanında kullanacaklardı. Finansal analizleri e, sırasıyla hızlı hızlı sayacağım. 77 90 44 ve 46 milyon TL duran varlıklar. Öz kaynaklar 57 do, e, 76 79 ve 99. Yani bu artışlar e, öyle almışam artışlar değil. Belki de enflasyonun altındadır yani. E, hatta altında diyebilirim. Tabi. Ee, yıl sonu bilançosuyla beraber bakmak lazım. Net dönem karı 2, 19, 72 ve şu anlık ya yani 2022'nin ilk iki çeyreğinde bu üçüncü çeyrek olabilir bu arada 20 milyon TL. Yani kısa vadeli yükümlülükler mesela bakalım 24, 36, 44, 45 burada da bir yükseliş yok. Yani burası gayet güzel. 20, 27, 5 uzun vadeli yükümlülükleri var. Burada da çok bir sıkıntı yok. Yani Orta halli, hatta ortanın birazcık altında bir finansal analizi var diyebilirim. Tabi dediğim gibi yıl sonuna bakmak lazım. Bazı şirketler genellikle yani bu tarz şirketler en iyi karı son çeyrekte yapıyor diye biliyorum. Yıl sonu karına bakmak en doğrusu olacaktır. Öz sermaye karlılıkları 2019'da 3,4. 2020'de yaklaşık 25. 2021'de yaklaşık 92. Buradaki gayet süper yani. Tahmini katılmaya düşecek lot sayısı ben tahminen 750 bin kişinin katılacağını düşünüyordum. Burada yazılarda bir hata olmuş. 750 bin kişi katılır. 36 lot düşer. Pardon 75 bin kişi katılır. 36 lot düşer ve 630 liralık pay alırız diye düşünüyordum. Fakat birçok kişinin hesap açarken yani info yatırım hesabı açarken orada bir zaman aşımı oldu. Yani yetiştiremediler öyle diyeyim. Hızlı bir şekilde açılmıyordu hesap. Eğer öyle olsaydı 75 binin belki de geçerdi yani ama bunu ben sonradan öğrendim onu bilseydim yani daha az kişi katılır diye düşünürdüm tahmin ederdim. Neyse 75 bin kişi katılır diye düşünüyordum. ama toplamda 25 30 bin civarı 30 35 bin de olabilir. O civarlarda kişi katıldı sanırım. Tahmini buraya geçiyorum. Katılım endeksine şu anlık girdiğini şirket bizde belirtmişti. Fiyat istikrarı 5 gün süreyle 400 bin lot. Arz fiyatı günlük alım emri verilecek. 5 yıl süreyle dağıtılabilir dönem karının asgari %40'ını kar payı şeklinde dağıtacaktı. Evet puanlama tablosu bireysel %100 pay veriyor mu? Hayır vermiyordu. Sadece tek bir aracı kurumdan da olduğu için buradan baya düşük bir puan verdim. Halk arız büyüklüğü 320 milyon TL'den az mı? Evet. Halk geliri neler yapılacak kısmı 15 puan. Hepsiyle güzel işler yapılıyordu. Ee, ama burada 14 olabilirdi. Çünkü ortakların cebine de para gittiği için buradan puan kırabilirdim. Mali yapısı 12 taahhütler, 13 global riskler, 9 sektör, 14 olmak üzere toplamda 81 puan almış oldu bu halka arz. Hemen diğer halka arza geçelim. SDT Uzay. Kısaca da bunu hemen şöyle önemli bilgiler üzerinden geçeyim. Evet. <laughs> Satılan pay oranları 8 milyon. Tamam, sermaye artırımı 4 milyon, ortak pay satışı. Yani yaklaşık %70'e yakını e, sermaye artırımı yöntemiyle gayet güzel. Halk arz bilgileri 392 milyon liralık bir halk arz büyüklüğü var. SDTTR işlem kodu. Yatırımcı grupları %49 bireysel de %1 şirket çalışanları diyerek diğerleri kurumsal. Halk arz geliriyle neler yapılacaktı? %10 ile şirket projelerinin geliştirilmesi için işletme sermayesi ihtiyacı için kullanılacaktı. %70'i yeni yerleşke yapımı ve yeni teçhizat ve makine yatırımları için kullanılacaktı. %20'si ise ARGE faaliyetleri için kullanılacaktı. Gayet güzel. Tahmini katılım ve düşecek lot sayısı. Evet en sevdiğim yere geldik. Çünkü tam bir yani tam tamına üzerine basmışım. Çok güzel bir tahmin olmuş. 8 tane tahmin etmiştim. 256 liralık lot gelir diye düşünmüşüm ve tutturmuşum yani. Yaklaşık 700-750 bin kişi katılmış olacaktır. Tam olarak belli değil kaç kişinin katıldı. Katılım endeksine uygunluk durumu. Katılım endeksi kriterlerini şu anda karşılamıyor. İlerleyen zamanlarda faizli borçlarını azaltırsa karşılayabilmektedir. o zaman da değerlendirilmelidir yani. Taahhüt halk arz sonrasındaki ilk 5 gün süreyle boyunca halk arz fiyatından günlük 850 bin lot yani toplamda 4.25 milyon lot emir girilecek. Ve 2022-2023 yıllarına ilişkin mali performans garantisi var. Finansal analiz 41-65-50-57 öyle bir yükseliş yok. Öz kaynaklar 70 95 210 288. Buradaki yükseliş güzel. Net dönem karı 42 71 115 78. Çok değil. Kısa vadeli yükümlülükler 96 142 131 172. Uzun vadeli yükümlülükler 35 83 35 89. Yani orta halli bir finansal analiz, finansal tablolar diyebilirim. Öz sermaye karlılıkları 2019'da yaklaşık 60, 2020'de yaklaşık 74. 2021'de yaklaşık 55. Gayet güzel. Halkar sonrası fiyat kazanç oranı 14.62. Halkar sonrası piyasa değer defter değeri 3.81. Evet puanlama tablosuna geldik. Bireysel e %100 pay veriyor mu? Hayır. Vermiyordu ama yine de 50 bir kısmını dağıttığı için eşit olarak dağıttığı için yani o yüzden 9 puan halk arzı büyüklüğü 350 milyon TL'den az mıydı biraz fazlaydı 13 puan halk arzı neler yapılacak kısmı 14 mali yapısı 9 taahhütler 13 global riskler 9 sektör 15 olmak üzere toplamda 82 puan vermiş oldum ee, evet videomuz bu kadardı bu şekilde halk arzı analizleri ve borsa içerikleri için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız ayrıca Şöyle kısaca da bir diğer halk Arızların kaç puan aldıklarına bakalım bilmeyenler için. Ahlatçı doğalgaz mesela 70 puan almıştı ee, özellikle bireysel %100 pay vermemesi eşit dağılım olmaması ve halk arz büyüklüğünün bayağı bayağı büyük olması 70 puana kadar düşürdü ee, yani şu iki yerden zaten bir halk arzıdan mesela oransalsa buralardan düşük alıyor onun dışında EYG gayrimenkule baktığımızda 86 puan almış mesela bireysel %100 pay verdiği için halk arz büyüklüğü iyi olduğu için küçük olduğu için yani buradan bir 30 puan alıyor bu arada bütün bu puanlama tabloları bireysel yatırımcının işine gelecek şekilde puanlanıyor. Neyse söke Halk Arzı var. Ee, onun da videosuna göz atabilirsiniz. Evet anlatacaklarım bu kadar da tekrardan. Ee, burada anlattıklarım herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir. Sonraki videolarda görüşmek üzere.